musibetler geliyor. Bizler çileler çekiyoruz. Bizler yaralanıyoruz. Bizler hapis imtihanıyla karşı karşıya geliyoruz. Hasret, gurbet imtihanlarla karşı karşıya geliyoruz. Ama düşmanlarımız ise toz pembe bir hayat yaşıyorlar. Biz hep böyle zannediyoruz ama kardeşlerim böyle değil. Böyle değil. Bir gün hapisteyken işte revire çıkacaktık bir hastalığımızdan dolayı. Revire doğru çıkarken yürürken koridorda gardiyanın bir tanesi bana dedi ki, ya hoca dedi, siz de evet sıkıntı çekiyorsunuz, ailenizden uzaksınız, işte hapistesiniz falan ama zannetmeyin ki biz çok iyiyiz. Vallahi bak siz şey kendi odanızda işte zindanda televizyon var, işte yemek var, şu var, bu var. Biz ise mesela siz telefon kullanamıyorsunuz, biz de kullanamıyoruz. Bizim de üzerimiz aranıyor, sizin de üzerleriniz aranıyor. Hatta siz geceleyin yatabiliyorsunuz, biz geceleyin yatamıyoruz. Bir şey olacak diye, bir isyan olacak diye, bir sıkıntı olacak diye biz olamıyoruz yani. Biz de ailemizden uzak kalıyoruz, sizler de aynı keza. Zannetmeyin ki biz çok iyiyiz dedi. Ben de kendisine dedim ki, bir farkla dedim. Evet dedim, siz de sıkıntı çekiyorsunuz. Siz de dedim bir takım bela ve musibetlere gark oluyorsunuz, doğrudur dedim. Ama dedim bir farkla. Nedir dedi? Dedim hele birazcık yürümeni yavaşlat, ben de sana bu meseleyi anlatayım. İyice yürümemiz böyle yavaşladı. Ben de dedim ki Allah subhanahu ve teala Nisa suresi 104. ayette buyuruyor ki estağfirullah. وَلَا تَحِنُوا فِي اِبْتِغَاءِ الْقَوْمِ Düşman topluluğunu, düşman kavmini takip etmekte gevşeklik göstermeyin. اِنْ تَقُونُوا تَعَلَمُونَ فَاِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ Size bir acı dokunuyorsa aynı keza onlara da bir acı dokunuyor diyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Onlara bir acı dokunuyorsa bize de acı dokunuyor. Bize dokunuyorsa onlara da dokunuyor. Ama وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ Ama sizin Allah'tan ummuş olduğunuz şeyleri, Allah'tan ümit ettiğiniz şeyleri onlar Allah'tan ümit edemezler. Onlar Allah'tan bekleyemezler. Biz bela ve musibetlerin sonunda, çekmiş olduğumuz çilelerin sonunda Allah'tan cennetini bekliyoruz. Onlar ne bekliyorlar? Onlar ne bekliyorlar? Evet biz de çamurlara giriyoruz, biz de işte zorluk hayatla geçiriyoruz, zindan sürecinden geçiriyoruz. Onlar geçmiyorlar mı? Zindan yatan kardeşlerimiz bilirler. DHKPC'denmiş, bilmem PKK'denmiş. Bir sürü yatama sayıları bizden fazla. Onlar da batıl davalarında yatıyorlar. Onların da başına bela musibetler geliyor. Allah da o düşman kavmin, o demokrat, laik olan kavmin başına ara sıra böyle belli dönemlerde bela ve musibetler yağdırıyor. Onların da başına geliyor, bizim de başımıza geliyor. Ama bir fark ile. Biz Allah'tan cenneti umuyoruz başımıza gelen bu sıkıntılarla, sabrın sonunda. Ama onlar sabır ve sabatlarıyla cehenneme yaklaşıyorlar. Bunu deyince, ya dedi işte o zaman gelirse düşünürüz dedi. O zaman gelirse düşünürüz. Ben de dedim ki Allah subhanahu teala ayet-i kerimede buyuruyor. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانِ O gün cehennem getirildiği zaman insan düşünür. Ve inne lehu zikra. Ama düşünmenin o insana hiçbir faydası yoktur diyor Allah Subhanahu Teala. Evet cehennem getirilecek, mahşer kurulacak, hesap kurulacak. O zaman düşünsen ne olur, düşünmesen ne olur dedim. Yahu dedi ama biz güçlüyüz dedi. Gardiyan dedi ki ama biz güçlüyüz dedi. Ben dedim ki Allah Subhanahu Teala başka bir ayette buyuruyor ki eyahsebu elle yaktir alehi ahad. İnsan kendisine hiçbir güç getiremeyeceğini mi zannediyor? En güçlü kendisi mi zannediyor? Dedim ki senden önce firavunlar, nemrutlar ve yolunu takip etmiş olduğun o Mustafa Kemal, sistemini korumuş olduğun o Atatürk, onlar da ölüp gittiler. Onlar da kendilerine başka bir güç getiremeyeceğini zannediyorlardı. Ama bak onlar da gittiler. Fesiru fil ard, fenzuru keyfe kâne akibetul mukezzibin. Yeryüzünü gezin, gözün, görün diyor Allah subhanahu teala. Seyahat edin. Sizden önce yalanlayanların durumları ne olmuştur? Hele bir görün. Senin atanın durumu budur. Senin de durumun böyle olacaktır. Dedim. Düşündü mü düşünmedi mi bilmiyorum. Ama bizim buradan almamız gereken bazı dersler var kardeşlerim. Evet Allah subhanahu wa ta'ala ne diyor? Düşman topluluğunun kavmi takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Eğer size bir acı dokunuyorsa onlara da bir acı dokunuyor. Eğer sen uykusuz kalıyorsan Allah yolunda onlar da uykusuz kalıyorlar. Eğer sen çile çekiyorsan onlar da çile çekiyorlar. Senin kolun bacağın kopuyorsa onların da kolu bacağı kopuyor. Sen gözünden oluyorsan onlar da gözünden oluyor. Sen korkulu günler geçiriyorsan onlar da korkulu günler geçiriyorlar. Sen zannediyor musun ki onlar rahat yaşıyorlar? Senin üzerine yağmur yağıyor, dolu yağıyor, kar yağıyor, soğuyorsun, üşüyorsun. Sen zannediyor musun ki onlar kaloriferli dağlarda nöbet tutuyorlar? Sen zannediyor musun ki onlar bedel ödemiyorlar? Onlar da bedel ödüyorlar. Ama bir farkımız var.
Biz sabırımız ve sebatımızla cennete yaklaşırken onlar sabır ve sebatlarla cehenneme yaklaşıyorlar. İşte bizim farkımız budur kıymetli kardeşlerim. O halde bu farkı bilelim, ona göre bir hayat yaşayalım. Onlar da ehlinden uzaklar, bank karşımızdalar, onlar da ehlinden uzaklar. Zindan yaşadık, onlar da zindan yaşadılar. Onlar da davalarını anlatmak için sıkıntılar çekiyorlar. Gecelerini gündüzlerine katıyorlar, seyahatler, o şehirden o şehre, o ülkeden o ülkeye gidiyorlar. Onlar da ceplerinden paralar ödüyorlar. Hem de ne paralar ödüyorlar? Evet, bizim de başımıza bir takım acılar geliyor ama onların da başına geliyor. Ama bir fark ile biz Allah'tan cenneti umuyoruz. Biz Allah'tan cennette hurilerle kavuşmayı, bizlere hurileri ikram ettiğini düşünüyoruz. Biz Allah'a kendi eliyle bizlere şarap edeceği günü düşünüyoruz. Bizler çekmiş olduğumuz şeyler ve sıkıntılarla Allah'ın cennetine rahat etmeyi, peygamberlerle sohbet etmeyi, peygamberlerle muhabbet etmeyi düşlerken onlar cehennemde takip ettikleri firavunlarla, nemrutlarla, münafıklarla ve onlar şeytanlarıyla beraber birbirlerini şikayet edecekleri günü bekliyorlar. Onu düşlesinler. Biz Allah'tan bizlere vereceği ikramı düşlerken, ey kullarım benden razı oldunuz mu sözünü beklerken, bu cümleyi duymayı beklerken onlar Allah'tan tadın bakayım azabı. Bugün bir defa ölümü değil, binlerce defa, yüzlerce defa, milyonlarca defa ölümü dileyin ama size bugün ölüm yoktur diyecekler günü düşlesinler. Bizler cehennem, cennetin bekçilerinin, kapısına bekleyen bekçilerinin bizde kapısını açıp selamun aleykum tibtum fedhuluha halidin demelerini beklerken onlar da bugün şunu düşlesinler. Cehennem bekçilerinin alın yiyin şu zakkumu. Alın yiyin şu sizden öncekilerinin, sizin üstünüzdekilerin erimiş olan şu kanlarını, irinlerini için. Boğazdan geçmeyecek ama. Onlar da bunu düşlesinler. Bizler meleklerin bizlere tebessüm edip selam vereceği günü beklerken onlar da cehennem bekçilerinin, zebanilerinin onlara azap edeceği günü düşlesinler. İşte farkımız bu kardeşlerim. İşte farkımız bu. O halde bu farkı bilerek yaşayalım. Öyle davamıza sahip çıkalım. Öyle yolumuzda yürüyelim. Öyle sebat edelim. Öyle sabredelim. Ve biz acı çekiyoruz. Onlar da acı çekecekler. Allah onlara da acı çektirecek. Onların eliyle bizlere acı geliyorsa bizim de elimiz Allah onlara büyük acılar tattıracak. Tattırıyor da. Görüyorsunuz bunu. Ama onlar hem dünyada zeliller hem de ahirette zelil olacaklar. İnşallah müminler için kayıp yok. Onlar dünyada da ahirette de kazananlardan olacaklar biiznillahi teala.